Kocaeli şu an Türkiye'de önemli tatil kentlerinden biri durumunda. Ege'nin incisi olarak göz önüne alınsa da Ege'nin en büyük liman kapasiteli turizm bölgesi olarak bilinse de turizmde bir yara var. Ve öyle bir kan yok ki bu yaradan akan kanı durdurmak gerçekten her babayiğidin harcı değil. Kuşadası günümüzde 2007 yılın yaz sezonu Ağustos ayı içerisinde geçirmiş olduğu çok büyük sıkıntılar var. Öylelikle Temmuz, özellikle Temmuz ayı içerisinde de geçirmiş olduğu bazı turist sıkıntısı, yabancı uyruklu turist sıkıntısı var. Bunların en büyük nedeni de yeterli Turizm Bakanlığı yeterli bir şekilde tanıtım yapamamış olması ve bu konuda turizme gerekli olan yatırımın yapılmamasıdır. Özellikle seçim telaşı geçirdiğimiz şu günler içerisinde seçime ayrılan para bu yıl turizme ayrılmadı. Turizme ayrılmadığından dolayı Türkiye'de turizmle ilgili büyük sıkıntıların baş gösterdiği yapacağımız bir şekilde ortada. Bu konuda yapılması gerekenler nelerdir? Bunları göz önüne aldığımızda o kadar çok şey var ki yapılması gereken. Durum gerçekten işler acısı. Otellerin %60'ı, %70'i neredeyse bomboş. Ve her şey dahil sisteme göre çalışan otellerde büyük miktarlarda indirimler var. Bu indirimlerin olması ile birlikte de yerli turist akışında bir canlanma beklense de durum yine aynı vaziyeti sürdürmekte. Yurt içi turizmi yurt dışı turizme göre daha zayıf kaldığı görünmekte. Çünkü Türkiye'de alım gücü de gerçekten düşmüş durumda günümüzde. Her ne kadar da enflasyonun düşük seviyelerde izlediğini söyleseler de insanların alış gücünün neredeyse minimal seviyeye düştüğünü görmekteyiz. Bugün bir memurun almış olduğu maaş 600 TL'yken bir doktorun almış olduğu maaş da 2,5-3 bin TL civarında. Böyle olduğu halde bir evin geçindirilmesi bu maaşlarla gerçekten zor. Masrafların karşılanması günümüzde oldukça zor. Konu pest kontrolü, yani bizim yapmış olduğumuz işe dayandığında ise otellerdeki projelerimiz tamamen suya düşmüş durumda bu yaz sezonu içinde. Ben çünkü turizm gerçekten çok kötü. Turizm ne zaman canlanırsa bizim test kontrol aktivasyonlarımız da daha iyi bir seviyeye gelecek Allah'ın izniyle. Daha başarılı çalışmalara doğru daha iyi Türkiye için beraber çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimizi çok iyi korumalı ve bu hedefler doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor.